Proje döngüsü eğitimi, hayallerini gerçekleştirmek isteyen sizlere yaratıcı kalkınma proje fikirlerinizi gerçekleştirebilmeniz için bir yöntem önerisi sunmaktadır. Fikirleri somut faaliyetlere dönüştürmek için bütün dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan mantıksal çerçeve yaklaşımını özet olarak sunan bu eğitim, kendi fikirlerinizi projelendirmenize katkı sağlayacaktır. Önce eğitim boyunca sıkça kullanılacak Proje ve proje döngüsü tanımlarına bir göz atalım. Proje ve proje döngüsü nedir? Proje, belirli bir hedefe ulaşmak amacıyla teknik, finansal ve insani kaynaklarla zamanın kullanımını planlayan faaliyetler dizisidir. Proje faaliyetleri belirli bir hedefe yönlendirir, zaman ve kaynak planlamasına olarak sağlar, izleme ve değerlendirmeye imkan verir kaynak bulunmasına yardımcı olur. Hedeflere ulaşmanın önündeki risklere ve engellere ilişkin bilgi sahibi olmaya ve önlem almaya yardımcı olur. Fikrin anlatımını ve faaliyetlere katılımcılığı kolaylaştırır. Sonuçların sürdürülebilirliğini artırır. Proje döngüsü bir proje fikrinin ortaya çıkmasından projenin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki tüm aşamaları ifade etmektedir. Proje döngüsü fikrin belirlenmesi analiz edilmesi, planlanması, kaynak bulunması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarından oluşur. Bu kısa eğitimin konusunu proje döngüsü içinde ilk üç sırada yer alan fikrin belirlenmesi, analizi ve planlama aşamaları oluşturmaktadır. Her bir aşamada proje fikrinizi geliştirirken izlemeniz gereken yol önerilecek ve örneklerle yardımcı olunmaya çalışılacaktır. Şimdi Proje fikrini inceleyelim. Proje fikri ve mevcut durumun incelenmesi. Çevremizde sorun olarak gördüğümüz ve çözmeyi düşündüğümüz olgular bizi proje hazırlamaya doğru götürür. Evinizin akıtan çatısı, sokakta satıcılık yapan çocukların sayısında artış ya da tarım topraklarının tuzlanarak verimliliğin düşüşü gibi pek çok sorun size bir proje fikri verebilir. Proje hazırlarken ilk olarak Çalışma alanlarınızda sorun olarak gördüğünüz konuları sıralayarak başlayabilirsiniz. Kendiniz veya kurumunuzun bu sorunlara yönelik geliştirdiği yaklaşımlar nelerdir? Sizi en çok hangi sorun rahatsız ediyor? Hangi sorunu çözmek için çalışmak, proje geliştirmek istiyorsunuz? Bu soruların yanıtlarını bulduktan sonra üzerinde proje yapıp çözmeye niyetlendiğiniz soruna ait mevcut durumu hep birlikte değerlendirmeniz gerekir. Projenin planlanması için gerekli veriler mevcut durumun incelenmesi aşamasında elde edilir. Çözmek istediğiniz sorun ya da değiştirmek istediğiniz şeyin içinde bulunduğu mevcut koşullar, özellikleri, sorunla ilgili tarafların durumları, düşünce ve tavırları bu aşamada netleştirilmelidir. İsterseniz bir örnek üzerinden gidelim. Varsayalım Orta Anadolu'da 600 bin nüfuslu bir ilimizde, sokakta çalışan çocukların sayısı 5000'i geçti ve gittikçe de artıyor. Buna bağlı olarak çocuk hakları ihlal ediliyor. Yoksul aileler için çocukları sokakta çalıştırmak okula yollamaktan daha cazip hale geliyor. Çocuklar suça itiliyor ve sosyal düzen bozuluyor gibi çok sorunlu bir durumla karşı karşıyayız. Bu soruna çözüm üretmeye başlamadan önce sokakta çalışan çocukların kentin hangi bölgesinde yaşadıkları, okula gitme durumları, suça katılım oranları, hangi ailelerin çocuklarının sokakta çalıştığı, bu çocuklara yönelik herhangi bir kamusal ya da başka bir kuruluşa ait program ya da projenin var olup olmadığı, sokakta çalışan çocukları koruyan yasalar, ilgili yasaların uygulanma düzeyleri gibi benzer birçok soru yardımıyla mevcut durumun fotoğrafını çekebiliriz. Siz de kendi konunuzla ilgili durumu ortaya koyarak analize başlayabilirsiniz. Sorun analizi. Sorun analizine başladığımızda Kendimize yönelteceğimiz temel sorular şunlardır. Değiştirmek istediğimiz ya da sorun olarak gördüğümüz şey nedir? Önce bunu tanımlayıp tam olarak adını koymamız gerekir. Bu sorunun kaynağı ya da kaynakları nelerdir? Sorunlar arasında neden sonuç ilişkisi var mıdır? Kendimize yönelttiğimiz soruların ardından sorun analizi yaparken izleyeceğimiz adımlar şunlar olmalıdır. Konuyla ilgili görülen sorunları ve varlığı istenmeyen durumları gelişi güzel sıralayın. Bu sorunlar arasından size göre en önemli olanını seçin. Tanımladığınız diğer sorunları neden-sonuç ilişkisi içinde seçtiğiniz sorunla ilişkilendirin. Seçili sorunu ortaya çıkaran nedenleri aşağıya, sorunun yarattığı sonuçları da yukarıya yerleştirin. Şemada yer alan sorunların hepsi gerçek olmalı. Hayali ya da gelecekte ortaya çıkması beklenen sorunlar olmamalıdır. Her sorunun doğru şekilde ifade edilmiş olması önemlidir. Elde ettiğimiz şemaya sorunlar şeması adını verelim. Örneğimize dönersek sokakta çalışan çocukların sayısının artması gibi bir sorunun altında yatan nedenler nelerdir? Ailelerin gittikçe yoksullaşması, çok çocukluluk ve bu konuda çalışan kurumların yeterli olmaması olabilir mi? Peki bu nedenlerin nedenleri neler olabilir? Görüldüğü gibi bu nedenler bir süre sonra birbirlerine eklenerek dev bir ağaç gövdesine dönecek. Şemayı yukarıdan aşağıya incelerken her bir adımda neden sorusunu sorun. Şemanın bütününü inceledikten sonra bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz. İlgi sahipleri. Paydaşlar analizi. İlgi sahipleri, paydaşlar kimlerdir? Son yıllarda sıkça kullanılan bu terim, çözmeye çalıştığınız sorun ya da proje konunuzla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan grupları ifade eder. Bunlar kişiler olabileceği gibi kurumlar ya da gruplar da olabilir. Şimdi verdiğimiz örneğin ilgi sahiplerine bir göz atalım. Öncelikle sorunu doğrudan yaşayanlar, çözümden olumlu fayda sağlayacak olanlar vardır. Ardından potansiyel yandaş, destekçilerle potansiyel karşıtlar projeden zarar görme riski taşıyanlar birer grup oluşturur. Unutmayın, projeden olumlu ve olumsuz etkilenecek kişi veya grupları proje hazırlama sürecine başından itibaren dahil etmek, projenin başarısını arttıran en önemli etkenlerden biridir. Son olarak, etkin proje tarafı olabilecek gruplar vardır. Hedef analizi Hedef analizinde daha önceden belirlediğimiz sorunu ortadan kaldırarak varmak istediğimiz durumu tanımlarız. Yani sorun analizinde ortaya konulan olumsuz durumların olumlu hale gelmiş olmalarını hayal ederiz. Böylelikle gerçekleştirilecek ve planlanmakta olan projenin sebep olacağı değişiklikler belirlenmiş olur. Başka bir deyişle bu çalışma sonucunda ortaya çıkacak olan hedefler şeması sorunlar şemasının olumlu halidir. Hedefler şemasını oluşturmak için Sorunlar şeması üzerindeki bütün sorunları hedef cümleleri halinde olumlu ifadelerle yeniden yazın. Hedefler şemasındaki cümlelerin gerçek bir biçimde ifade edildiğinden emin olun. Hedefler arasındaki sebep sonuç ilişkisini kontrol ederek hedeflerinizin ulaşılabilir olduğuna emin olun. Şimdi örneğimize geri dönelim. Sokakta çalışan çocukların sayılarını azaltmak istiyorsak ailelerin gelirinde artış çok çocukluluk oranında azalma olmalıdır. Ayrıca bu konuda çalışan kurumların kapasiteleri geliştirilmeli ve toplumsal örgütlenme sağlanmalıdır. Bu olumlu gelişmelerin gerçekleşmediği durumlarda sokakta çalışan çocukların sayılarındaki artışı durdurmamız sorunu ortadan kaldırmamız olası değildir. Strateji analizi. Bu aşama kendi kapasitenizi tanıdığınız ve tanımladığınız yerdir. Yeteneklerinizi, gücünüzü ve güçsüz yanlarınızı ortaya koymanız gerekir. İlgi grubu analizinde destekçilerinizi de gördünüz. Merak etmeyin. Sizden biraz önce olumlu hale getirdiğiniz hedef cümlelerinin yer aldığı dev ağacın hepsini tek bir proje içerisinde gerçekleştirmeniz beklenemez. Yapmanız gereken oluşturduğunuz şema üzerinde hangi kutulara gücünüzün yettiğini, hangilerine yetmediğini belirlemek. Bunun için ulaşmak istediğiniz hedefleri tanımlayın ve gruplayın. Böylece çeşitli stratejiler ortaya çıkacaktır. Hangi stratejinin sizin görüşünüzü en iyi şekilde temsil ettiğini değerlendirin. Bu değerlendirme için şu kriterleri kullanabilirsiniz: Kaynaklar uygun mu? Kapasiteniz yeterli mi? Politik esneklik mevcut mu? Projeyi yeterince etkili bir şekilde uygulayabilecek misiniz? Diğerleri tarafından kabul görecek mi? katkısı ne boyutta? Aynı konuda yapılan diğer projeleri tamamlayıcı durumda mı? Aciliyeti nedir? Hedefler şeması üzerinde yoğunlaşılacak bölüm kendi içinde bütün ve ulaşılabilir olmalıdır. Eğer dışarıda kalan alan veya alanlar proje başarısı için mutlak bir öneme sahipse stratejiyi yeniden değerlendirmek gerekebilir. Örneğimize dönersek kapasitemiz ve alabileceğimiz destekler gerçekçi olarak değerlendirildiğinde çok çocukluluğu azaltma için ailelerin eğitim düzeyini arttırma hedefi seçilmiştir. Çünkü kapasitemizin ve bizimle işbirliği yapma isteğindeki grupların bu konuda güçlü olduğu ortaya çıkmıştır. O halde proje stratejisi başarılı olabileceğimiz hedeflere doğru yönelmelidir. Artık bitti diyorsanız yanılıyorsunuz. Daha önümüzde aşılması gereken büyük bir adım var. Şimdi planlama aşamasını inceleyelim. Planlama Analiz aşamasında elde ettiğimiz verileri planlama sürecinde mantıklı bir çerçeveye oturtmamız gerekir. Planlama süreci projemizin hangi kaynaklarla, hangi sürede, kimler tarafından yapılacağını ortaya koyar. Planlama aşamasına rahatça geçebilmek için birçok alternatif strateji içinden seçtiğimiz kısma ayırmamız ve onun üzerinde yoğunlaşmamız gerekir. Mantıksal çerçeve tablosu. Planlama süreci sonunda ortaya bir tablo çıkar. Mantıksal çerçeve ismi verilen bu tablo, proje ile ilgili hemen hemen bütün bilgileri kısa ve öz bir biçimde sunar. Bu tablo sadece projenin geliştirilmesi aşamasında değil, projenin yürütülmesi sırasında da etkin bir şekilde kullanılır. Bir projenin neden yürütüleceğini, neyi başarmayı hedeflediğini, başarıya hangi yollarla ulaşacağını, başarıya ulaşmasında hangi dışsal koşulların etkin olduğunu Başarısının ölçülmesinde kullanılacak gösterge ve ölçütleri ve bunlarla ilgili bilginin nerede bulunacağını mantıksal çerçeve tablosunda bulmak mümkündür. Mantıksal çerçeve tablosunun ilk sütunu projenin değişik seviyelerdeki hedeflerini içerir. Bu hedefler projenin uzun, orta ve kısa vadede ulaşacağını düşündüğünüz amaçlardır. Her bir hedef bir üstteki hedefin gerçekleşmesine katkıda bulunacak şekilde yerleştirilir. Yukarıdan aşağıya sıralanması üst alt ilişkisine dayanır. Ana hedef ve proje hedefi. Ana hedef projenin yönünü belirleyen en üst seviyedeki uzun dönemli hedeftir. Projeler genel olarak ana hedefe ulaşamazlar. Sadece gerçekleşmesine katkıda bulunurlar. Bu durumda ana hedef soyut, gerçekleşmesini dilediğimiz ideal bir hedef ya da hayalimizdir. Ana hedefin proje stratejisi içinde yer alması, projenin hangi yöne baktığını, nasıl bir soruna çözüm arayışı içinde olduğunu ve çözümün hangi parçasını üstlendiğinin ortaya konması bakımından gereklidir. Örneğimize dönersek, ana hedef sokakta çalışan çocuk sayısının azaltılması için ailelerin çok çocuk sahibi olma eğiliminin önüne geçilmesidir. Oluşturulan proje bu hedefin gerçekleşmesini sağlamayacak, sadece katkıda bulunacaktır. Proje hedefi, ana hedefe göre çok daha iyi, net tanımlanmış, ulaşılabilir bir hedef olmalıdır. Burada sizden beklenen İngilizce'deki karşılığı smart bir hedef oluşturmanızdır. Yani spesifik, özgün, measurable, ölçülebilir, achievable, ulaşılabilir, realistik, gerçekçi, time-related, zaman belirten. Örnek projemizin proje hedefi ne olabilir? Ailelerin eğitim düzeyini artırarak tecrübenin paylaşılmasını sağlamak. Olabilir mi? Bu proje süresi sonunda çalışılan pilot alanlarda ailelerin eğitim düzeyinin artması ve başka alanlarda uygulanabilecek bir yöntem geliştirilebileceğini umuyorsunuz demektir. Projenin genel başarısı bu hedef içinde belirlenecek olan göstergelere ulaşılıp ulaşılmadığı sorularak ölçülür. Sonuçlar çıktılar. Sonuçlar Proje süresi içinde ulaşılabilecek kısa dönemli hedeflerdir. Bu kısa dönemli hedeflere ulaşmak için ölçülebilir, gerçekçi, özgün, zamana dayalı ürün ve hizmetlerin elde edilmesi gerekir. Planlanmış faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilecek ürün ve hizmetlerde çıktılardır. Her projenin birden fazla sayıda sonucu vardır. Proje sonuçlarının toplamı projeyi hedefine götürür. Dış koşullar, riskler, varsayımlar. Projenin etki alanı dışında olan ancak projenin başarısını etkileyen koşullardır. Sadece hedef ve faaliyetlerin olduğu bir tablo tam anlamıyla gerçeği yansıtmaz. Dış koşulları tanımlamak ve tablonuza yerleştirmek için faaliyetlerin başlayabilmesi için gerekli ön koşulları belirleyin. Oluşturduğunuz hedefler şemasında proje hedefleri dışında kalan hedefleri tanımlayın. Bu hedefler sizin dış koşullarınız olacaktır. Dikkat. Bu hedefler arasındaki mantıksal düzeni bozmayın. Dış koşulların ana hedef, proje hedefi ve sonuçlarla olan mantıksal düzenini kontrol edin. Dış koşulların olumlu gelişmeler olduğunu varsayın. Cümlelerinizi olumlu yazın. Göstergeler ve doğrulama kaynakları Göstergeler herhangi bir hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamanıza yardımcı olan parametrelerdir. Hedeflerinizi ölçülebilir, smart hale getirirler. Çoğunlukla her bir hedef için birden fazla gösterge bulunur. Göstergelerin hepsi beraber hedeflerin başarısı hakkında güvenilir veriler sağlar. Bu nedenle göstergeler açıkça nitelik, nicelik, zaman ve mekanı tanımlarlar. Göstergelerin en belirgin özellikleri doğrulanabilir ve ölçülebilir olmalarıdır. Örneğin, 5 sene sonunda en az 5 pilot alanda en az 5'er ailenin, böylece toplam 25 ailenin üreme bilgisini benimsemiş olması cümlesi. Doğrulama kaynakları göstergelerin bulunabileceği somut belgelerdir. Örneğin veriler, raporlar, istatistikler, toplantı tutanakları, ölçüm çalışmalarının sonuçlarıdır doğrulama kaynakları bölümünü doldururken ilk sorulacak soru, göstergelerin gerçekleştiğini nasıl kanıtlayabilirim sorusudur. Örneğin 5 sene sonunda en az 5 pilot alanda en az 5'er ailenin üreme bilgisini benimsemiş olduğunu yapılacak anketlerin analiz edilen sonuçlarından ve bu sonuçların anıldığı raporlardan öğrenebilir ve kanıtlayabilirsiniz. Faaliyetler projenin her bir sonucuna ulaşması için yapılması gereken işlerdir. Eylem anlattıkları için faaliyet ifade eden cümleler mek mak ekleriyle biter. Örnek projede eğitim çalışmalarının içerik ve etkinlik bakımından yeterli olması sonucuna ulaşabilmek için eğitim konularını saptamak, çalışılacak pilot alanları ve aileleri seçmek, konuyla ilgili çalışan kurumları bir araya getirmek ve Eylem planı hazırlamak faaliyetlerini gerçekleştirmek gerekiyor. Özet. Ekranda gördüğünüz şema proje döngüsünün özetidir. Açıklamaları için başlıkların üzerine tıklayınız. Fikrin belirlenmesi veya sorunun tanımlanması, projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya konduğu ön tasarım aşamasıdır. Proje fikri bu aşamada ortaya çıkar. Analiz aşaması, projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı olarak tasarlandığı aşamadır. Bu aşamada sorun ve sorunu çözmek için işbirliği yapılacak taraflar ve yararlanıcılar değerlendirilir. Planlama aşaması, tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali, ekonomik, kadın erkek eşitliği, sosyal, kurumsal ve çevresel perspektifler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği ve uygulama safhasının planlandığı aşamadır. Kaynak bulma veya finansman aşaması, hazırlanan önerinin onaylanarak finansman kaynaklarının araştırıldığı aşamadır. Uygulama aşaması, projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, denetlenmesi aşamasıdır. Değerlendirme aşaması proje çalışmalarının ve elde edilen sonuçların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır. Bu değerlendirmeler sonraki proje hazırlıklarında esas teşkil edebilir. Başvuru rehberi. Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Eğitim Modülüne hoş geldiniz. Bu eğitim modülü çerçevesinde sizlere başvuru formunu doldururken ve projenizin bütçesini hazırlarken dikkat etmeniz gereken konular hakkında bilgi vereceğim. Ajansımızın yürüttüğü mali destek programlarında her zaman elimizin altında bulundurmamız gereken temel belge başvuru rehberidir. Rehberi dikkatlice okumalı ve rehberde belirtilen tüm kurallara uymalısınız. Başvuru rehberinde öncelikle şu soruların cevabını aramalısınız. Uygun başvuru sahibi misiniz? Projenizin konusu desteklenecek alanlara uygun mu? Projenizin süresi azami proje süresine uygun mu? Projenizin tahmini maliyeti destek miktarlarına uygun mu? Başvuru formu bölümleri. Başvuru formu 5 bölümden oluşur. Proje bölümünde projenizi ayrıntılı bir biçimde tanıtmalı, projenin hedefleri, gerekçeleri ve yönteminden bahsetmelisiniz. Proje kapsamında gerçekleştireceğiniz faaliyetleri ilgili bölümlere yazmalısınız. Başvuru sahibi bölümünde kurumunuza ilişkin temel bilgileri belirtmeli Kurumunuzun mali ve teknik kapasitesiyle konuya ilişkin tecrübesinden bahsetmelisiniz. Başvuru sahibinin projeye katılan ortakları bölümünde proje kapsamında kuracağınız ortaklıklara ilişkin temel bilgileri vermeli, ortaklık beyannamesini ortağınızla beraber doldurmalı ve imzalamalısınız. Başvuru sahibinin projeye katılan iştirakçileri bölümünde projeye destek olacak iştirakçilere ilişkin temel bilgileri vermeli, iştirakçı beyannamesini iştirakçinize doldurtmalısınız. Ve son bölümde başvuru sahibinin beyannamesi, başvuru sahibinin yasal temsilcisi tarafından doldurulmalıdır. Projenin başlığı Proje başlığınızı projenize ilişkin küçük bir özet olarak düşünmelisiniz. Projenize kısa, ilgi çekici ve kolay anlaşılır bir başlık vermelisiniz. Proje başlığının tek bir cümleden oluşmasına ve 8 sözcüğü aşmamasına dikkat edin. Projenin uygulanacağı yer, yerler. Projenin uygulanacağı yer bölümünde proje faaliyetlerinin uygulanacağı ve projeden faydalanıcıların bulunduğu yeri yazmalısınız. Proje maliyeti ve istenen destek tutarı Başvuru formunun bu bölümünde verilen tabloya projenizin toplam maliyetini, istediğiniz destek tutarını ve projenizin toplam uygun maliyetinin yüzdesini rakamsal olarak yazınız. Özet. Özet bölümünün amacı proje teklifinize ilişkin genel bir resim ortaya koymaktır. Bu nedenle özetinizde projenizin önemli unsurlarından kısaca bahsetmelisiniz. Tablonun ilk satırına proje kapsamında yürüteceğiniz faaliyetlerin tamamlanması için öngördüğünüz toplam süreyi yazmalısınız. Bu sürenin hiçbir koşulda uzatılmayacağını unutmayınız. Projenizin genel hedefini ve proje kapsamında ulaşmak istediğiniz özel hedefleri ikinci satıra yazınız. Üçüncü satırda projeye katkı sağlayan ortaklarınızın adını belirtmelisiniz. Projenizden doğrudan fayda sağlayacak kişiler projenizin hedef gruplarıdır. Dördüncü satıra bu hedef gruplarının kimler olduğunu yazmalısınız. Nihai yararlanıcılar projenizden orta ve uzun vadede fayda sağlayacaktır. Bu satırda projenizin nihai yararlanıcılarını belirtiniz. 6 ve 7. satırda projeyi tamamladıktan sonra ortaya çıkacak somut sonuçları ve proje kapsamında yürüteceğiniz temel faaliyetleri ana başlıklar halinde yazmalısınız. Amaçlar Önceki bölümde başlıklar halinde yazdığınız genel hedef ve özel hedeflerinizi bu bölümde detaylandırmalısınız. Genel hedef, projenize çözülmesine katkıda bulunacağınız genel soruna işaret eder. Genel hedefinizden projenizin neden önemli bir proje olduğu anlaşılmalıdır. Genel hedefe yalnızca bu projenizden ulaşılmayacağını bilmelisiniz. Önemli olan projenizin genel hedefe ulaşma konusunda yapacağı katkıdır. Özel hedef, projenin gerçekleşmesiyle varılmak istenen sonuçtur. Projenizin tamamlandıktan sonra ulaşmak istediğiniz durum özel hedefinizden anlaşılmalıdır. Özel hedefinizin gerçekleştirilebilir nitelikte olması gerekmektedir. Dolayısıyla özel hedefinizi kurumunuzun kapasitesini göze alarak belirlemelisiniz. Gerekçelendirme Gerekçelendirme bölümünde projenizin neden gerekli olduğunu açıklamalısınız. Projenizin sağlam temellere oturduğunu göstermek için 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 numaralı alt bölümlere güvenilir kaynaklardan ulaştığınız verileri koymalısınız. Projenin programın hedefleri ve öncelikleriyle ilgisi. Bu bölümde Projenizin ilgili mali destek programına başvuru rehberinde belirtilen projenin amaç ve önceliklerine ulaşmada nasıl bir katkısı olacağını ayrı ayrı belirtmelisiniz. İhtiyaç ve sorunların tanımlanması. Projenizle çözmeyi amaçladığınız sorunu ve bu projenin neden finanse edilmesi gerektiğini bu bölümde ortaya koymalısınız. Hedef bölge, projenizin gerçekleşeceği ya da projenizden etkilenecek olan bölgedir. Hedef bölgenizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını net bir şekilde tanımlamalısınız. Sorunları ve ihtiyaçları bölgenize özgü araştırmalar, ilgililer ya da hedef gruplarla görüşmeler, sahada yürütülecek anket çalışmaları, raporlar, istatistiki veriler gibi çeşitli kaynaklarla desteklemelisiniz. Hedef grupların ve nihai yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları bu bölümde hedef gruplarınızı ve nihai yararlanıcılarınızı tanımlamalı ve bu grupların sayıları ve özellikleriyle ilgili net bilgileri ortaya koymalısınız. Hedef, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup, kurum ya da kuruluştur. Nihai yararlanıcılar, projeden uzun vadede geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır. Bu hedef grupların ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması. Bu proje hedef grupların ve nihai yararlanıcıların ihtiyaçlarına nasıl cevap verecek? Bu bölümü doldururken önceki bölümde belirlediğiniz hedef grubun sorunlarını ve ihtiyaçlarını açıkça ortaya koymalısınız. Bu sorunların çözüm yollarının neler olduğu ve ihtiyaçların nasıl giderileceğini belirtmeli bu çözüm yollarındaki aksaklıkları ortaya koymalı ve sizin sunduğunuz çözüm yollarının bu aksaklıkları nasıl gidereceğine yönelik bilgileri sunmalısınız. Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması Projeniz kapsamında yapacağınız tüm faaliyetleri yazmalısınız. Faaliyetler, projenin amacına ulaşması için gerekli etkiyi sağlayacak bütün işlerdir. Faaliyetlerinizin projenizin amacıyla ilgili olması, Yeterince detaylandırılmış olması ve kendi içinde bir mantıksal sıralamaya sahip olması çok önemlidir. Faaliyetlerinizin kapsamı, nasıl ve hangi sürede yapılacağı, kaç kişiyle yapılacağı ayrıntılı bir biçimde açıklanmalıdır. Yapacağınız her faaliyeti ayrıntılarıyla açıklamalı ve her bir faaliyeti tanımlarken şu sorulara cevap vermelisiniz. Faaliyetlerin hayata geçirilebilmesi için izlenen yöntemi açık bir şekilde ve ayrıntılarıyla tanımladınız mı? Yöntemleriniz ve yaklaşımlarınız hedef grubun bilgi seviyesi, altyapısı ve kendine has özelliklerine uygun mu? Ekibinizin teklif ettiğiniz yöntemi uygulayacak kapasitesi ve deneyimi olduğunu ispat ettiniz mi? Hedef gruplarınızın teklif edilen proje faaliyetlerinin hayata geçirilmesini engelleyebilecek ön yargıları ya da kendilerine has özellikleri var mı? Hedef grupla birlikte çalışırken izleyeceğiniz ana yöntemler ve yaklaşımları iyi bir şekilde tanımladınız mı? Faaliyet planında her faaliyetin sorumlularını açık bir şekilde belirlediniz mi? Bu bölümde projenizin hedeflerine ulaşmak için hazırladığınız faaliyetlerin uygulanması için belirlediğiniz yöntemleri Ayrıntılı bir şekilde yazmalı ve bu yöntemleri neden seçtiğinizi belirtmelisiniz. Bu bölüm 7 alt başlıktan oluşmaktadır. Uygulama yöntemleri ve teklif edilen yöntemlerin uygulanma gerekçeleri. Bu bölümde mantıksal çerçeve matrisini hazırlarken seçtiğiniz stratejiyi ayrıntılandırmalı ve yöntem ya da yöntemler olarak netleştirmelisiniz. Yöntemlerinizi belirledikten sonra bunları neden seçtiğinize dair gerekçeleri ortaya koymalısınız. Bunu yaparken proje hedefiniz, hedef grubunuzun kapasitesi, sizin ve proje ortağınızın belirlenen yöntemi gerçekleştirebilmek kapasitesini göz önüne alınız. Projenizin ve kullanacağınız yöntemin uygulanabilir olduğunu ve bu sayede hedef kitle üzerinde somut etkiler yaratacağını anlatmalısınız. Proje teklifinizle gerçekleştirmek istediğiniz hedefin en etkili hangi yoldan gidilerek veya hangi yöntem kullanılarak sağlanabileceğini göz alın. Proje uygulamaları sırasında ortaklarla ve diğer katılımcılarla nasıl işbirliği yapacağınızı bu bölümde anlatabilirsiniz. Ayrıca paydaşların projenize olumlu katkı sağlamaları için kullanabileceğiniz yöntemleri de bu bölümde anlatabilirsiniz. Projenin daha önce başka bir projenin devamı olması. Projenin daha önce başka bir projenin devamı olması durumunda bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceğini anlatınız. Projeniz başka bir projenin devamı niteliğindeyse bu bölümde söz konusu proje hakkında bilgi vermelisiniz. Önceki projenin sonuçlarının projenizle olan ilişkisini uygulayacağınız proje etkilerini, bu sonuçların nasıl ileriye götürüleceğini ve değerlendirmelerden çıkarmış olduğunuz dersleri burada belirtmelisiniz. Proje büyük bir programın parçasıysa, programa nasıl uyacağı veya programla nasıl koordine edileceğini bu bölümde anlatınız. Proje takibi ve iç dış değerlendirme prosedürleri. Bu bölümde Proje ekibi tarafından projenizde belirlenen hedeflere ve performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda yapılacak iç ve dış denetim faaliyetleriyle ilgili bilgi vermelisiniz. Bu faaliyetlerin nasıl yürütüleceği, gerçekleştirilmesinden kimin sorumlu olacağı ve nasıl takvimlendirileceği konusunda bilgileri yazmalısınız. Ayrıca ajans tarafından verilecek destek miktarı 200 bin lira ve üzerindeyse, Proje uygulanması sırasında dış denetim gerçekleştirilmesi talep edilir. Bu denetimi ulusal veya uluslararası kabul görmüş bir denetim firması kurumuna mensup onaylı bir dış denetçiye yaptırmalısınız. Bu denetime ilişkin yapılacak harcamaları bütçede maliyet kalemi olarak gösterebilirsiniz. Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin tanımlanması. Bu bölümde projeniz kapsamında görev alabilecek proje ortağı, iştirakçı ya da alt yüklenici gibi aktörleri tanımlamalısınız. Projedeki temel aktör başvuru sahibidir. Başvuru sahibi proje teklifini sunan ve kabulü halinde ajansla sözleşmeye imzalayan kurumdur. Başvuru sahibi isterse proje teklifini bir ya da birkaç ortak kuruluşla da sunabilir. Ortaklar projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilen yaptıkları masraflar proje sahibinin yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecek olan kuruluşlardır. Ortaklar projenin hazırlanması ve yürütülmesinde sorumluluk ve yetkileri paylaşır. İştirakçılar proje faaliyetlerine destek vermeyi taahhüt eden ancak faaliyetlerin uygulanmasından sorumlu olmayan kuruluşlardır. İştirakçilerin harcamaları proje bütçesinden karşılanamaz. Başvuru sahibinin ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye iştirakçı olarak katılabilir. Alt yükleniciler, ortak ya da iştirakçı olmayan, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Projenizdeki aktörlerin rolleri tanımlanırken şu soruların cevaplarını aramalısınız. Projede yer alan aktörlerin sorumlulukları açık olarak tanımlandı mı? Ortaklar ya da iştirakçılar neden ilgili role seçildi? Belirlenen rollerin projenin başarısı açısından önemi ne? Belirlenen roller projenizin yöntemiyle ne kadar uyumludur? Ortağınızın faaliyet alanları ve misyonu projenize ilgili olmalı. Benzer proje ve faaliyetlerde deneyimleri varsa belirtilmeli sorumlulukları açık olarak tanımlanmalı ve katılım ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. Proje uygulaması için önerilen ekip. Projenin uygulaması için önerilen ekip bölümünde projede görev alacak her bireyin rolünü, proje ile ilgisini, proje içindeki görevini ayrıntılı bir biçimde tanımlamalısınız. Tanımlamayı kişinin üstleneceği görev Kime karşı sorumlu olduğu ve yürüteceği işler kapsamında yapınız. Kişi isimlerinden bahsetmeyiniz. Özellikle proje koordinatörünün yeterliliği ve teknik kapasitesi projeniz değerlendirilirken önemli bir rol oynayacaktır. Bu sebeple projenizi teslim ederken projenizde çalışacak ekibin özgeçmişleri projeye eklenmeli ve projedeki görevi ilgili alana yazılmalıdır. Projelerin uygulanması için önerilen temel araçlar. Projenizin uygulanması sırasında kullanacağınız araçların neler olduğunu bu bölümde belirtmelisiniz. Bu araçlar proje geneliyle ilgili olmalıdır. Süre ve faaliyet planı. Bu bölümde projenizi ne kadar sürede bitireceğinizi belirtmeli ve faaliyet planınızı yapmalısınız. Faaliyet planını başvuru rehberinde bulunan tablodaki gibi aylara bölerek doldurmalı, uygulama birimi sütununda her bir faaliyetten sorumlu olacak kurumu belirtmelisiniz. Burada bölüm 1.7'de ayrıntılarıyla bahsettiğiniz faaliyetlerinizi yalnızca ana başlıklar olarak vermeniz yeterlidir. Projenizin başlangıç tarihi belli olmadığından faaliyetler için öngördüğünüz tarihleri basitçe birinci ay, ikinci ay şeklinde yazmalı, ay adlarını yazmamalısınız. Tedbir olarak faaliyet planında belli bir zaman aralığı bırakabilirsiniz. Ayrıca faaliyet yapılmayacak olan ayları da faaliyet planı ve proje süresine dahil etmelisiniz. Performans göstergeleri Bu bölümde verilen tabloya mantıksal çerçeve tablosunu doldururken belirlediğiniz performans göstergelerinin adını, birimini, mevcut durumdaki değerini ve hedef değerlerini yazınız. Projenizin performans göstergeleri proje başarınızın ölçülmesine esas oluşturacağı için yalnızca ulaşılabilir gerçekçi göstergeler ve hedefler belirlemelisiniz. Göstergeleri belirlerken başvuru rehberinde yer alan örneklerden yararlanabilirsiniz. Hedef gruplar ve yararlanıcılar üzerinde beklenen etki Hedef gruplar üzerinde beklenen etki bölümünde bu grupların mevcut durumunda ve yine hedef grupların ve varsa proje ortaklarının teknik ve yönetim kapasitelerinde ne gibi iyileşmeler sağlayacağını en fazla iki sayfa tutacak biçimde yazmalısınız. Öncelikler başvuru formunun 1-6-3 bölümünde tanımladığınız hedef grubun mevcut durumunu ayrıntılı anlatınız. Burada projenin hedef gruplarının ve yararlanıcıların mevcut durumunun nasıl iyileştirileceğini belirtmelisiniz. Hedef grubun mevcut durumu tespit edildikten sonra, projeyle hedef grupların teknik ve idari kapasitesinin geliştirilmesine yönelik hangi faaliyetlerin yürütüleceğini iletiniz. Somut çıktılar Bu bölümde projenizin somut çıktılarını belirgin, sayısal ve ölçülebilir olarak en fazla bir sayfa tutacak şekilde sıralayınız. çarpan etkileri. Çarpan etkisi, proje faaliyetlerinin sonuçlarının yayılması ve örnek alınmasıdır. Çarpan etkisi, projenin bir katma değeridir ve projenin olumlu etkilerinin uzun vadede devam ettiği hallerde söz konusu olabilir. Çarpan etkisi, proje sonuçlarının başka alanlarda tekrarlanması, model alınması ya da proje sayesinde üretilen bilginin yayılması biçiminde olabilir. Bu gibi durumlarda proje çıktınızın diğer çalışmaları etkileyebilmesi için hangi yöntemlerin kullanılacağını belirtmelisiniz. Projenin bölgedeki diğer kitlelere, sektörleri olumlu yönde etkileme kapasitesinin olması, projede muhtemel çarpan etkilerinin öngörülmüş olması, projenin kaynak kullanımında verimliliğin artışına etkisinin olması ya da projenin tekrarlanabilir bir modeli uygulamayı öngörmesi projenizin değerlendiriciler tarafından daha fazla puan almasını sağlayabilir. Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik, proje tamamlandıktan sonra proje hedeflerinin varlığını sürdürebilmesidir. Bunu sağlamak için projenin hedef gruplar üzerinde somut bir etkisi olması gerekir. Sürdürülebilirliğin üç boyutu vardır: mali boyut, kurumsal boyut, politik boyut. Mali boyut. Bu bölümde mali destek kullanımından sonra proje faaliyetlerinin nasıl finanse edileceği açıklanmalıdır. Mali sürdürülebilirlik özellikle proje kaynaklarının bir kısmının var olan yapıların mevcut performanslarının iyileştirilmesine ya da yeni alanların yaratılmasına ayrıldığı durumlarda önem kazanır. Kurumsal boyut. Kurumsal sürdürülebilirlik proje bitiminden sonra Yeni yaratılmış ya da geliştirilmiş, resmi ya da gayri resmi varlığına ya da devamlılığına bağlıdır. Mantıksal çerçeve Mantıksal çerçeve tablosunun doldurulması aşamasında yapılması gerekenler diğer eğitim modülümüz olan proje yönetim döngüsü bölümünde anlatılmıştır. Görünürlük faaliyetleri Görünürlük faaliyetlerinin internet sayfasında yer alan tanıtım ve görünürlük rehberine uygun bir biçimde yapmalısınız. Görünürlük faaliyetlerinin çok önemli olduğunu unutmamalı ve faaliyetlerinizi yazarken gerekli ayrıntılandırmayı yapmalısınız. Proje bütçesi bir projenin mali kaynaklarını bu kaynakların nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren tahmini bir tablodur. Proje bütçesi hazırlanırken öncelikle başvuru formunun 1-7 bölümünde doldurulan faaliyetler ele alınmalı ve burada yer alan faaliyetlere ilişkin bütçelime yapılabileceği unutulmamalıdır. Taslak bir bütçe hazırlandıktan sonra piyasa araştırması yapılarak proje kapsamında tedarik edilecek mal, hizmet veya yapım işinin teknik özellikleri ve maliyetleri belirlenmelidir. Bu aşamalardan sonra nihai bütçe hazırlanmalıdır. Bütçe bölümü faaliyet bütçesi, beklenen finansman kaynakları ve maliyetlerin gerekçelendirilmesi olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Bütçeye geçmeden önce uygun doğrudan maliyet ve uygun dolaylı maliyet kavramlarını açıklamakta fayda var. Uygun maliyetler, desteklenmesi uygun görülen projenin yürütülebilmesi için gerekli olan yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir. Uygun maliyetler, uygun doğrudan maliyet ve uygun dolaylı maliyet olmak üzere ikiye ayrılır. Uygun doğrudan maliyetler, bütçede kalem kalem belirlenebilen maliyetleri ifade eder. Uygun dolaylı maliyetler ise başka bir bütçe kalemi altında verilen, maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri karşılamak üzere ve projenin uygun doğrudan maliyetler toplamının belirli bir yüzdesini aşmayacak belirlenmiş olan götür tutarıdır. Maliyet bütçesi 7 kalemden oluşmaktadır. İlk 6 kalem doğrudan maliyetleri ifade eder. Bu 6 kalemin toplamı projenin uygun doğrudan maliyetleri toplamıdır ve 7. kalemde gösterilir. 8. kalem uygun dolaylı maliyetler olan idari maliyetleri göstermektedir. Bu kalem 7. kalemin yani uygun doğrudan maliyetler toplamının belirli bir yüzdesidir. Bu kalem için ayrıca alt kalemler açılmamalı, yüzde olarak belirlenen rakamın yazılması yeterlidir. İnsan kaynakları. Toplam uygun proje maliyeti. Bütçenin ilk kalemi olan insan kaynakları kaleminde maaşlar ve gündelikler belirtilmelidir. Bu kalemin oluşturulmasında öncelikle proje kapsamında görevlendirilen personele ödenen maaşların uygun maliyet olup olmadığı başvuru sahiplerinin tabi olduğu ilgili rehberden kontrol edilmelidir. Daha sonra personel maaşları uygun maliyetse bu maaşların belirlenmesi gerekmektedir. Hesaplanacak maaşlara kişinin alacağı net maaşı, sigorta primi ve işsizlik fonu kesintilerine ilişkin işçi ve işveren paylarını gelir ve damga vergilerini dahil etmeyi unutmayınız. Maaşlarda alt limit, bürüt, asgari ücret olmalıdır. Sene boyunca asgari ücrette yapılabilecek değişiklikler olabildiğince öngörülmeye çalışılmalıdır. Projenin uygulama aşamasında bazı kurallar bulunmaktadır. Buna göre insan kaynakları başlığı altında listelenen personelle doğrudan sözleşme imzalanmalıdır. İlgili kişiler için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapılmalı ve bu kişiler için bordro düzenlenmelidir. Ayrıca Bağkur primi ödeyen esnaf veya şirket ortağı olan bir kişi insan kaynakları kalemine yazılmamalıdır. Kamu çalışanları proje kapsamında ücretlendirilemezler. Maaşları proje gideri olarak gösterilemez. Ancak kamu görevlilerinin proje ile ilgili seyahatlerinden kaynaklanan yolluk ve gündelik giderleri uygun maliyettir. Ayrıca fatura kesebilen bir eğitmen ya da serbest meslek makbuzu düzenleyen bir serbest muhasebeci ya da mali müşavirin proje kapsamında görevlendirilecek olması durumunda bütçede yer alması gereken kalem insan kaynakları değil, altı diğer kalemdir. İnsan kaynakları başlığında bahsedilmesi gereken diğer bir konu da gündelikler maddesidir. Gündelik tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dahilinde seyahat giderlerini kapsamaktadır. Ayrıca gündelik tutarları, yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. Yurt içi gündelik giderlere, Kizi Yönetim Bütçe Kanalı Kanunu'nun H. Cetvelinde belirtilen Memur ve hizmetliler başlığı altında aylık kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın 3 katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Seyahat Bütçenin ikinci kaleminde seyahat giderleri bulunmaktadır. Seyahat kavramı proje faaliyetleri içinde yapılacak ulaşım giderlerini ifade eder. Yapılacak olan seyahatler proje faaliyetleri ile ilgili olmalı ve proje için gerekli olmalıdır. Bu kalem kapsamında proje ihtiyaçları doğrultusunda projede görevli kişilerin ulaşım masrafları karşılanır. Seyahatle ilgili uçak veya diğer vasıta biletleri, benzin giderleri ve buna benzer diğer harcamalar seyahat kalemine konulmalıdır. Proje bütçesinde hareket yeri, gidilecek yer, ulaşım bedeli, ulaşım aracı gibi öngörülen seyahatin detayları mutlaka verilmelidir. Yurt içi seyahat alt başlığı kapsamında Türkiye içindeki şehirler arası seyahat harcamaları kapsanabilir. Seyahat harcamalarında belirtilen seyahatle ilgili konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dahilindeki seyahat giderleri bu kalem altında değil, insan kaynakları kalemi altında gündelikler alt başlığında belirtilmelidir. Ekipman, malzeme Bütçenin üçüncü kaleminde ekipman ve malzeme giderleri bulunmaktadır. Bu kalem altında 5 gider çeşidi bulunur. Bunlar araç satın alımı ve kiralanması, mobilya ve bilgisayar donanımı, makineler ve teşhisat, makineler için yedek parça, ekipman ve aletler. Ve bu kalemlere girmeyen diğer ekipman ve malzeme alımlarından oluşmaktadır. Her ekipmanın adedi ve birim maliyeti ayrı ayrı belirtilmelidir. Proje bütçesinde alınması öngörülen mal veya hizmetler için herhangi bir firmaya veya markaya işaret edilmemeli, alınacak ürün için genel teknik ifadeler kullanılmalıdır. Satın alınan veya kiralanan her türlü makine ve ekipman projede öngörülen faaliyetler ve amaçlar için gerekli ve tutarlı olmalıdır. Finansal kiralama yoluyla makine ve ekipman alımı kabul edilmemektedir. Proje kapsamında maliyeti 10 bin liraya geçen ekipman ve malzeme alımı için en az 2 adet proforma fatura bulundurmanız gerekmektedir. Proje kapsamında ikinci el ekipman alımı uygun maliyet değildir. Ekipman ve malzeme doğrudan yurt dışı satıcısından temin edilecekse, malın maliyeti hesaplanırken doğacak vergiler, sigorta, nakliye ve gerekli diğer gümrük giderleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yerel ofis maliyetleri Bütçenin dördüncü kaleminde yerel ofis maliyetleri yer almaktadır. Bu kalem için başvuru sahibinin ya da ortakların ofislerinden farklı olarak sadece proje faaliyetlerinin uygulanması için yeni bir ofis veya eğitim merkezi kurulmasına yönelik maliyetler düşünülebilir. Bu kalemle ilgili maliyet belirlenmeden önce hangi başvuru sahibi için ofis maliyetlerinin uygun maliyet olacağı başvuru sahibinin ilgili olduğu rehberlerden kontrol edilmelidir. Bu maliyetler faydalanıcının ve ortaklarının mevcut ofis maliyetleri için kullanılamaz. Diğer maliyetler ve hizmetler. Bütçenin 5. kalemi Diğer maliyetler ve hizmetler başlığı altında toplanmıştır. Bu maliyetler, projenin uygulanması sırasında yapılması gereken yayın, araştırma, denetim, değerlendirme, tercüme, konferans, seminer ve tanıtım faaliyetleri türündeki giderleri kapsar. Bu kalemdeki harcamalar da ayrı ayrı kalemler halinde belirtilmeli, götürü yazılan tutarların kabul edilmeyeceği unutulmamalıdır. Proje kapsamında yayın hazırlanacaksa, buna ilişkin maliyetler 5-1 kaleminde yer almalıdır. 5-2 kaleminde etüt araştırma maliyetleri bulunmaktadır. Denetim maliyetleri 5-3 kaleminde yer almalıdır. 5-4 kaleminde değerlendirme maliyetleri, 5-5 kaleminde tercüme ve tercüman maliyetleri yer almaktadır. Proje hesabı ile ilgili banka, komisyon, havale ücreti gibi ücretlere ait masraflar 5-6 mali hizmet kalemine yazılır. 5-7 kaleminde proje kapsamında düzenlenmesi öngörülen seminer veya konferansa ilişkin maliyetler yazılmalıdır. Projeye katkısını gösterecek her türlü maliyet, 5-8 tanıtım faaliyetleri kalemi altında gösterilecektir. Gönüllülük için kullanılacak tabelalar, alınan ekipman ve malzeme üstüne yapıştırılacak etiketler ve buna benzer diğer harcamalar bu kalem altında yer almalıdır. Alt yükleniciye verilecek küçük tadilatların masrafları ve yenileme faaliyetleri kapsamındaki yapım işleri 5.9 İnşaat işleri kalemi altına konulur. İnşaat maliyetleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayınlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları üzerinden hesaplanmalıdır. 5.10 kalemi, inşaat işlerinin belirli bir tutarı aşması halinde söz konusu olmakta ve inşaata ilişkin kontrolörlük maliyetlerini kapsamaktadır. Bütçenin son kalemi olan 8 kalemi idari giderlere ilişkindir. Dolaylı maliyetler olarak da adlandırılan bu kalem, proje bütçesinin herhangi bir kalemi altında doğrudan maliyet olarak bütçelendirilmiş bir gideri kapsamamalıdır. Bu kalemin ayrıntısı belirtilmemeli, kalemde sadece toplam maliyet kısmı götürü olarak belirlenmelidir. Bu kısım boş bırakıldığı takdirde talep edilmediği düşünülecektir. Beklenen finansman kaynakları. Beklenen finansman kaynakları Proje faaliyetlerinin finansmanı için gereken mali kaynakların ne şekilde karşılanacağını gösteren bilgileri içermektedir. Bu bölümde yüzdeler hesaplanırken söz konusu mali destek programı kapsamında belirtilen yüzde limitleri göz önüne alınmalıdır. Projede başvuru sahibinin yanı sıra ortaklar ve iştirakçiler proje bütçesine herhangi bir şekilde katkı yapmaya hazırsa onların katkıları her bir kuruluş için ayrı ayrı açıkça belirtilmelidir. Maliyetlerin gerekçelendirilme kısmında her bir bütçe kaleminin maliyetini kısa fakat ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirmeniz gerekmektedir. Bütçeye yazılan tüm kalemlerin karşılığı bu bölümde mutlaka bulunmalıdır. Bu sebeple bütçe kalemleriyle ilgili açıklamaları mutlaka yapmanız gerekmektedir. Bütçedeki her bir maliyet birim, birim sayısı, birim maliyet ve toplam maliyet şeklinde en ince detayına kadar belirtilmelidir. İdari giderler haricindeki hiçbir maliyet götürü tutar olarak yazılmamalıdır. Bütçe kalemlerinde yer alacak maliyetlerin bürüt tutarlar olması gerektiği unutulmamalıdır. Bütçenin maliyet etkin olarak hazırlanmasına özen gösterilmelidir. Proje kapsamında gerekli olmayan faaliyetler için maliyetler ortaya konmamalıdır. Proje kapsamında hangi maliyetlerin uygun olup olmadığı ilgili başvuru rehberlerinden kontrol edilmelidir. Başvuru sahibinin Ortakların, iştirakçilerin veya başka kuruluşların projeye ayni katkıda bulunması mümkündür. Ancak ayni katkı hiçbir zaman proje bütçesine yapılması gereken nakit katkının yerini tutamaz. Yani ayni katkılar gerçek harcamaları yansıtmaz ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Ayrıca ayni katkı ile ilgili bilgiler başvuru formunda verilmelidir. Bütçede yazılan tüm kalemlerin Başvuru formunda karşılığı olup olmadığı kontrol edilmelidir.